var. Bil ki derman Allah'tır. La tahzen, üzünlenme, mahzun olma. Gönlün kırıksa da bil ki mutlaka bir mahraç, bir çıkış kapısını Allah yaratacaktır. Bir hastalıkla mı boğuştun? Mahzun olma, ümitsizliğe kapılma. Bil ki şafi Allah'tır. Nice bütün hastalıkları bir anda def eder, gönderir, ortadan kaldırır. Umutsuzluğa kapılma. Allah mutlaka bir ümit ve bir umut olacaktır. Kapıları sana açacaktır. İsmi Azam nedir? İsmi Azam'la nasıl dua edilir? Yüce Allah'ın katındaki en makbul dua hangisidir? Yardım nasıl yapılmalı? Yardım ederken nelere dikkat edilmeli? Kazası olmayan namazlar hangileridir? Az sonra... İsmi Azam nedir? İsmi Azam'la nasıl dua edilir? Yüce Allah'ın katındaki en makbul dua hangisidir? Yardım nasıl yapılmalı? Yardım ederken nelere dikkat edilmeli? Kazası olmayan namazlar hangileridir? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun. Bu pazar günü sizinle beraberiz efendim. Bu pazar günü bir değişiklik yaptık. Sevgili ekibimiz bizimle beraber. Abdurrahman Önül kardeşim, hoş geldin Abdurrahman. Ferdi ve ekibi bizimle beraber hem fon müzikleriyle hem ilahileriyle bu günümüzü daha da güzel hale getirecekler inşallah. Efendim bugün şu anda sofra başındasınız. Belki evinizde şu anda kahvaltı saati gibi görünüyor. Kalkabilenler için diyorum. Mevlam evinize bereket, huzur, güzellik, saadet, mutluluk, efendim esenlik versin sizleri, bizi, hepimizi her türlü kötülükten, kötülerden uzak eylesin, muhafaza eylesin diyelim. Duamızı yapalım ama bugün ne yapalım? Ya farklı yapalım, ne yapalım? Programa başlar başlamaz şöyle kulaklarınızın pası silinsin diye, şöyle bir manevi bir dünyaya yolculuğa başlayalım diye sevgili Abdurrahman kardeşimden bir ilahi rica ediyorum. İlahimizi dinleyelim. Ondan sonra sorularınız, efendim videolarımız var, bağlantılarımız var. Efendim konularımız var. Hepsini beraber sizinle paylaşacağız. Ama önce güzel bir ilahi dinleyelim. Manevi dünyamıza, ruh dünyamıza hitap eden, sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Yardım eyle, bir taf düştüm yollarda. Aşka aradım merhametsiz kollarda. Derman sende, vefa yokmuş kullarda. Yıllar yılı dalgalandım durur.
çepeçevre kuşatıldım, sarıldım, sarıldım, sarıldım. Ben kendimi aramaktan yoruldum, yoruldum, yoruldum. Özümden bağlandım ahile zara, kapanmazsın şahidimdir bu yara. Götürecek bir şeyim yok huzura, tek amelim bir güzel. Kamelim bir güzele vuruldum, vuruldum. Tekamelim bir güzele Evet, teşekkür ederiz sevgili Abdurrahman'a. Güzel bir parçaydı. Bir güzele vuruldum diyor. Biz de bir güzele vurulduk. Yani o güzeller güzeli Allah'tır. Allah'a vurgunuz elhamdülillah. Sonra beşer anlamında da, insan anlamında da Muhammed Mustafa'ya vurgunuz. Allah bizim bu yüreğimizdeki bu samimiyetimizi öyle kabul buyuruyorsa tabii ki, o yürekleri iyi bilendir. Neyin ve kimin samimi olup olmadığını en güzel hesabı yapan odur. Eğer İmanımıza samimiyetimiz varsa ki inşallah öyledir, o ona göre muamele edecektir. Aşk olmasa ne olacak ki? Aşktan öte ne var ki? Değil mi? Yani atomdaki hareketlilik, o cazibe, oradaki hareketlilik bir aşkın ifadesi değil midir? Dünyanın kendi ekseni etrafında, güneşin etrafında dönmesi, o bir aşkın ifadesi değil midir? Bütün o evrendeki dönüşler, Mevlana'nın o dönüşü, efendim bir aşkın ifadesi değil midir? Bir merkez etrafında. Kabe'nin etrafında insanların hareket etmesi, o taşın etrafında dönmüyor insanlar. Yani Kabe taştır, herkes biliyor ki o taştır. Ama o taşa tecelli eden, burayı merkez kabul edin, hah bura merkezdir. Ve insanın kalbi de vücudunun merkezidir. Burayı merkez kabul edin, kalplerinizi burada birleştirin. Günde beş vakit buraya yönelin derken taşa yönelin demiyor ki. Allah onun taş olduğunu biliyor. Biz de biliyoruz ki taştır yani. Taşın faydası da yok, zararı da yok. Ama o taşa tecelli buyuran, ona ben bir değer verdim diyen şey sizi hareketli kılan, sizi sevdalı kılan. Bu ceket benim üzerimde bir mana ifade etmez, ancak benim için ifade eder. Ama bu ceket eğer babanızın ceketi olsaydı, yani babanız bu ceketi bir defa giymiş olsaydı, bu çekete başka bir nazarla bakacaksınız. Babamın hatırası diyeceksiniz. Yine kumaş, yine çeket netice itibariyle. Ama tecelli meselesi, Allah bizleri o aşktan hiç ama hiç mahrum etmesin. Mevlam onu, kendisini ve peygamberini sevmeyi, sevebilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Ve inşallah ilahiye daha sonra devam edeceğiz tabii ki. Ama hemen vakit kaybetmeden sizin sorularınızdan birini alalım bakalım. Alo. Efendim, hocam hayırlı sabahlar. İyi sabahlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim programımıza. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Size bir sorum olacaktı. Buyurun hanımefendi. Tabii ki. Bazı nedenlerden dolayı oğlumu emziremedim. Oğlumu kayınvalidem emzirdi. Çevremde oğlum, babası, amca ve halalarıyla süt kardeş olur. Neden izin verdin dediler.
Bunun dini yönden bir günahı var mı? Süt kardeşlik durumu gerçekten olur mu? Onun şu anda 1 yaşında. Yani anneniz emdirmişse sizin kardeşi, o netice itibariyle sizin çocuğunuz, aynı zamanda sizin kardeşiniz, bir yani kardeşlik söz konusu olmuş oluyor. Bu, yani anne bunu emzirdiği için bundan dolayı bir sıkıntı olmaz. Çünkü bazen hastalık olunabiliyor. Başka bir durum söz konusu olabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah selamet versin. Allah'a emanet olunuz. Kadınlara, hanımefendilere burada bir ikazım olsun acizane. Elinizden geldiği kadarıyla çocuğunuzu emzirmeye gayret ediniz. Çünkü anne sütü birçok musibetin, belanın, birçok hastalığın azalmasına sebep olabilir. Yani daha hafif atlatır. İki, anne sütü bir manevi güç veriyor çocuğa. Onu hem koruyor hem manevi güç veriyor. Efendim, üçüncüsü, anne çocuğunuzu ulu orta herkese verip de işte ben komşu, ben bir yere gideceğim, bu çocuğu bir emzir. Ama o emzir dediğin anda, yani evlilik veya işte kan birliğiyle oluşan süt kardeşliği oluşuyor. Yani normal bir kardeşlik akdi oluşuyor. Tabii bir defa mı yeterli, üç defa mı, beş defa mı, doyasıya mı, bir damla mı? Doğrusu bir damla bile olsa biz hassas davranıyoruz bu konularda. Süt kardeşliği çok önemli. Hatta bir ara süt bankacılığı kurulacaktı, biliyorsunuz. Böyle bir çalışma vardı. Biz o konuda rezervimizi koyduk ortaya. Yani bunun çok çok dikkatli tasarlanması gerekiyor. Nedir o tasarlanacak? Bir hanımefendi sütünü veriyorsa, süt bankacılığı, yani yardımlaşma, çocuklar için süt verme, burada bir problem yok. Önemli olan o kayıtların iyi tutulması gerekir. Kim kimden süt emdi, kim kimin sütünü emdi, ileride süt kardeşliği, süt akrabalıklarında yanlış evliliklere sebep olabilecek diye bu konularda hassasiyetimizi belirttik. Şu anda dikkat ediliyor. Yani yapılabilir süt kardeş, süt bankacılığı, ama dosyalar, tespitler çok doğru olmalı. Kim kimin sütünü emmiş, daha sonraki döneminde bunu mutlaka bilmesi gerekiyorsa istenmeyen şekilde evliliklere sebep olunabilir diye ikazımızı da yapmış idik. Şu anda yine aynı ikazı da yapmak istiyorum doğrusu. Nesep ve neslin, nesebin ve neslin sahih olması için bu konularda hassas davranılması gerekir diye söylemiş olayım, herhalde anlaşılmıştır. Bir soru daha var, onu da alalım hemen. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar hocam, hoş bulduk, sağ olun. Size de hayırlı sabahlar dilerim. Efendim, buyurunuz, buyurunuz. Hocam, benim bir sorum var, biraz uzun olabilir ama mazur görün. Dinleyeyim. Hocam, benim annem 11 yaşında, biz 6 kardeşiz, bırakıp gitti. Evet. Belirli dönemlerde çıkıp ara ara geldi. Biz anamızdır, işte başımızın tacıdır dedik. Sorgu sual etmeden kabul ettik. Geldi, işte 3 ay kaldı, 5 ay kaldı. Gitti. Bu süreçte benim 3 tane ablam intihar etti. En sonuncusu 2019'da intihar etti. İşte annemin yaptıklarını, işte biz hep başkalarının yanında büyüdük. Onun bunun yanında büyüdük. Yani baba 6 yaşındayken vefat etmişti. Evet. Hep onun bunun yanında büyüdük. Çok şükür kalan 3 tanemiz evlendik, yuva kurduk, çoluk çocuğa karıştık. Şimdi annem yine işte sağda solda bize kalan 3 tane çocuğuna beddua ediyor. İşte evlatlarım bana sahip çıkmadı. İşte çocukları var, çocukların acısını görsünler. İşte yuvaları dağılsın. Sağda solda haber gönderiyor işte bize böyle. Hocam, ben evlat olarak yapabileceğim her şeyi yaptım ona. Evet. Ama şu anda içimde hani vicdanen bir şey var. Acaba yapmam gereken daha ne kaldı sizden diye. Sizden ne istiyor? Sizden ne istiyor? Bir şey istiyor mu yani böyle? Bizden işte eşlerimizden ayrılalım. Yuvamız yıkılsın. Şu an tamamen onun için uğraşıyor. Onu beni dinlemeyin. Kötülüyor. Onu bu konuda onu dinlemeyin. Onun yuvanızı dağıtmaya hakkı yok. Dinen de hakkı yok. Başka yönde de hakkı yok. Vicdanın da hakkı yok. O zaten aileyi dağıtmış baştan. Yani giderek, sizi sağa sola terk ederek, yalnız bırakarak giderek. O zaten yanlış yapılması gereken en büyük yanlışı yapmış. Bunun dışında bugün dese ki hani bana yardımcı olun, maddi yönden sıkıntım var, bana biraz para verin dese, o ayrı mesele. Ya yardımcı olmak gerekir, güç yettiğinizde kadarınca. Evet. Lafınızı kestim. Biz ona eşim uğraştı, emekli etti. Dedik ki hani biz gelip gitmiyorsun, ortada kalma, bir emekli maaşın olur. Emeklisini de ettik. Ondan sonra yine bıraktı gitti. İşte sütüm helal değil. İşte karnımda taşıdım, o haram olsun.
İşte çok affedersiniz, babanızın kemikleri sızlasın mezarında. Bu gibi şeylerle sürekli bizi psikolojik bir etki altına mı almaya çalışıyor? Ben de diyorum ki bir evlat olarak bir yerde eksikliğim mi var? Daha ne yapabilirim? Nasıl davranmalıyım? Yani şüpheye düşüyorum, kuşkuya düşüyorum artık. Yani evliliğinizden şüpheye düşmeyin. Anneniz istiyor diye evliliği sonlandırmanız doğru değil. Yok, Allah'a çok şükür. Böyle bir şey söz konusu değil. Onu dilemeniz gerekmez. Çocuklarınız var, eşiniz var, mutlusunuz. O mutluluğu, o evliliği devam ettirin elbette ki. Bu konuda bu şeylere itibar etmeyin. Annenizi bu yakınmalarına itibar etmeyiniz. Bu sefer günaha girmiş olursunuz. Dediğim gibi eşiniz gereken de yapmış ona. Artık o kendi yağında kavrulur. Yapabileceğiniz bir şey yok doğrusu. Ya sürekli bir de şey diyor, üç tane öldü, sıra sizde, işte sıra sende, sıra ötekinde. Öteki, o da ölmeyecek mi yani? O da ölecek. Ona da sıra gelecek günün birinde. Yani kaderi o mu çiziyor? Kimin öyle ölmeyeceğini o mu hesap ediyor? O yani muhtemelen bu, aslında bu sıkıntı yaşadığı için, çocukları intihar ettiği için utanıp utanması lazım bundan dolayı. Ve ben günahkarım bu konuda, niçin böyle yaptım, niçin buna sebep oldum diye kendini değil mi? Kendini, evet, kendini hesaba çekmesi gerekirken geri kalanı da üç kişi de aynı yoldan gitsin mi istiyor? Üçü de yani sizleri de ölüme mi sürüklemek istiyor? Bu nasıl bir akıl tutulması? İşte anneden anneye de fark var hanımefendi. Yani anne var, çocuğu üzerine titrer. Bütün varlığını, yoğunu çocuğuna harcar. Anne vardır böyle. Allah ıslah etsin. Ne diyelim? Allah selamet versin. Allah ıslah etsin. Akıl versin. Şuur versin. Amin. Vicdan versin. Ve Cenab-ı Allah ona böyle bir akıl versin, dönmeyi bilsin en azından, yanlışa devam etmesin diye temenni ederim. İnşallah, amin hocam. Yoksa devam edin, evliliğinize devam edin hanımefendi, tamam mı? Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Hürmetler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Allah yar ve yardımcınız olsun. Mevlam bizi, sizi, hepimizi her türlü kötülüğünden ve kötülüklerden uzak eylesin. Efendim, bu bizim meşhur kedimiz yine geldi. Benim programa geleceğim ATB'deki her gün bu kedi aşağı iner, bizim odaya gelir, bizim buraya da gelir, burada da bizi izler. Programın sonuna kadar mutlaka sorusu vardır ama tabii soruları sorabiliyor. Onun dilinden anlamadığımız için, ama ekibimizin içinde bu programın bir parçası haline geldi. Yani her gün, her gün değil, ben haftada bir gün buraya geliyorum, iki gün burada oluyorum. O haftada iki günde o da burada. Hatta ilginçtir, geçen hafta çarşamba günü gelmiştim. Yani normal muhtat günümden bir gün önce geldim. O da hemen damladı benden 10 dakika önce, odaya damlamış. Bizim arkadaşlar bu kedide bir şey var diyorlar. Bence de bir şeyler var bu kedide. Programın farkında, son derece memnun. Tabii burada sütünü mütünü de ihmal etmiyoruz. Ve aramızda iyi kendisiyle. Evet, arkadaşlar ona bir isim de verdiler. İkinci İnci diyoruz. Gel buraya İnci. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Evet. Şunu da takayım ben. Evet, şimdi kontrol ediyor. Bizi ekrandan izliyor şu anda. Ekrandan izliyor. Kendini de gördü ekranda. Hayretle bakıyor. Bu ben miyim diyor kendi kendine. Evet. İlginç, evet. Şimdi de dokunuyor kendine, bize dokunuyor. İlginç bir kedi bu hakikaten. Bu kedide bir şeyler var diyorlar. Bence de bir şeyler var bu kedide. Yani sıradan bir kedi değil. Ramazan ayında da buradaydı biliyorsunuz. Ramazan'dan sonra da yavruları var. Bu kedinin yavruları var. Arkadaşlar görüyorlar uzaktan, evet. Yavrular, ama yavrularını bırakıp geliyor. Yani bizim iki günümüz burada. Bizimle arası son derece iyi, son derece memnun, rahat. Buraya takılıyor. Şimdi eliyle de dokunuyor, bizim masamıza dokunuyor. Yani şeyden, görüntüden masaya dokunuyor. Evet. Gel buraya bakalım. Gel buraya bakalım. Evet, şu anda dokunuyor. Onların dünyası ayrı bir dünya. Hazreti Peygamber, masumlar, bu dilsiz ve konuşma yeteneği olmayan bu masumlar hakkında Allah'tan korkun buyuruyor. Bizi bu konuda sevgili Peygamberimiz hayırlıca ikaz ediyor. Bu ikazlardan ders almak gerekir. Bir kediden dolayı bir kadının cehennemlik olduğunu anlattı bir ara, biliyorsunuz. Asıl din budur, merhamettir, sevgidir,
güzelliktir, dostluktur, arkadaşlıktır, dokunabilmektir, mahrum etmemektir. Kendinden kısıp onunla, bunlara harcamaktır belki. Gücümüz yettiği kadarınca. Belki bu masum ve günahsız hayvanlar hürmetine Allah hepimizi, sizi bizi hepimizi affedecektir. Bir kadın vardı. Bir kadın vardı ve bu kadın bir kediye kızdı. Bir kediyi aldı ve bu kediyi, evet şimdi bana dokunmaya çalışıyor. öyle herhalde. O dokundunca dokunduğunu zannediyor. Kendi dünyasında öyle zannediyor. Sevgili dostlar, o kadın bir kediyi hapsetti. O kediye yemek vermedi, su vermedi. Kedinin bağırmasını miyavlaya. Kedi öldü ve çok dindar gibi görünen, çok dindar olan aslında o kadın, bu kediye olan zulmünden dolayı baş aşağı cehenneme gitti. İbadeti dahi onu kurtarmadı diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bu masum hayvanlar hakikaten ayrı bir yerleri var. Arkadaşlar buradan göremiyorsunuz değil mi? Benim gördüğüm yerden göremiyorsunuz. Şu anda nasıl dikkatli izlediğini görmüş olursunuz en azından. Tabii bu kediler çok da akıllı hayvanlar. Hani köpekler de çok akıllı ama bu kediler de, evet dokunuyor şimdi o. Onun dünyası böyle. Son derece bu dünyadan memnun. Geliyor, programımızı izliyor. Biz gidince de bir haftalığına kayboluyor, gelmiyor. Sonra tekrar benim geleceğim gün geliyor, bizimle programımızı izliyor. Tepkisini dile getiriyor. Sütünü içiyor, ekmeğini yiyor. Ondan sonra yuvarlanıyor biraz. Evet, şimdi yuvarlandığı gibi. Teşekkür ediyor daha sonra. Sonra da bizim dünyamızdan kendi dünyasına dönüyor. Şunu dua etmek lazım. Şahin Akşibend gibi bir büyük zatların yaptığı duayı, Allah'ın bu masum hayvana olan sevgimizden dolayı bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, masum olan hayvana olan tutkumuzdan dolayı bizim günahlarımızı ört ya Rabbi. Bizi dünyada rezil etme, ahirete rüsvay etme. Ya Rabbi, bizi şerle imtihan etme. Korkularımızla bizi imtihan etme ya Rabbi. Sevdiklerinle beraber eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka, kötülüklere müsaade etme ya Rabbi diye duamızı eğer yapacak olursak, Allah belki o dualarımızı da elbette ki kabul edecektir. Mevlam'dan dilediğim, temennim, niyazım bize sevgisiyle muamele buyurması, merhametiyle muamele buyurması ve bizi her türlü şerden, kötülüklerden uzak etmesi diye. Evet, bu bizim kedimiz ama bu benim kendi kedim değil. Bu evimdeki incimiz ayrı, bu ikinci inci. Bu da işte televizyondaki incimiz. Neden bu hayvancağızı gösterdim? Çünkü hayvana olan tutkumuzu biraz daha hep beraber yeniden bu hayvanları, bu masum hayvanları hatırlayalım. Onlara karşı olan sevgimizi yeniden şöyle tazeleyelim. Elimizden geldiği kadarınca dikkat edelim. Ama bu arada tabii ki saldırgan olan bazı köpekler hakkında da kısıtlayıcı kararlar alındı. Özellikle bir türle ilgili. O konuda da dikkatli hareket edilirse herkes bundan memnun kalacak ve herkes bundan rahatlayacaktır efendim. Biz programımıza efendim kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Şöyle bir soru var. Hazreti Peygamber'in bir duasını verelim de, her şeyden koruyan bir dua diye bir duası var. O duayı paylaşalım. Sonra şöyle bir soru var. Efendim, cinsiyet değiştirenlerin namaz kılıp ibadet etmesi doğru mu diye bir soru var. O soruyu ben sizden gelmiş o soru. O sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Ama isterseniz hep beraber öncelikle şu duamızı, Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu şu duamızı efendim hep beraber paylaşalım. Hangi duaydı? Her kötülükten, her şerden, her sıkıntıdan koruyan dua diye bilinen bir dua. Yani bu çokça okunan bir duadır ve her birimizin de çokça okumamız gereken bir dua. Ey Allah'ım, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten,
Hocam kalp nasıl ürperir? Kalp yanlış bir şey yaptığında Allah'tan utanır. Öyle ürperir. Allah'ın adı zikri zikredildiğinde yüreğine bir güzellik çöker yani. Bir manevi haz duyar. Allah'ı anmaktan zevk duyar. Kalp böyle ürperir. Kalbin ürpermesi ey vaiz, ey hatip korkutma o dile demiş ya, ateşle korkutma. Ateşle değil, Allah'ın yanında mahcubiyetle insanın korkması gerekiyor. İşte din onun için çok önemli. Onun için Allah'ı inkar eden, peygamberleri inkar eden düşüncelerin hepsi sonu hüsran olan düşüncelerdir. Yani bu kainat boşuna mı yaratıldı? Bu kainatın bir yapıcısı yok mu? Bir yaratanı yok mu? Bir idare edeni yok mu? Bu kainatı nasıl kullanacağımızı bize Allah yarattı bizi, sonra haşa kenara çekildi. Seyrediyor mu? Böyle bir kafa, böyle bir anlayış olabilir mi? Peygamberler önderlerdir. Biz kimin peşinden gideceğiz? Mezarımıza yarın öteki alemde bize fayda dokunduracak olan. Yoksa aklında kafasında binlerce problem, binlerce soru, binlerce hezeyan olan insanların peşinden nasıl gidebiliriz? Yani her biri ayrı bir felsefe, kimi efendim belirsizlikten bahseder, kimi şüpheden bahseder, kimi şu var, şu yok der. Sahili selamet peygamberlerdir. Hazreti Musa'dır, Hazreti İsa'dır, Hazreti İbrahim'dir, Hazreti Yusuf'tur, Hazreti Yunus'tur. Onlar bize hidayeti gösterdiler. Allah'tan aldıklarını bizlere ilettiler. Şimdi ben bir peygamberin arkasından gitmeyeyim de kimin peşi arkasından gideyim Allah aşkına? Böyle cahilce şeylerle gençlerimizin aklını çelmeye çalışıyorlar. Yok, deizm çoğalmış, ateizm çoğalmış. Bunlar boş lakırtılar. Yani Allah'tan kaçacak olan kişi nereye sığınacak? Nereye gidecek? Neye sığınacak? Yani kendi kendine bir putluk kafasında oluşturacak. Nefsine mi tapınacak? Bir felsefecinin felsefesine mi tapınacak? Bu kainat boşuna olabilir mi ya? Size şunun içindeki çayı oluşturmak için 10 tane malzemeyi akıllı bir insan bir araya getiriyor. İşte nane koyuyor, efendim darçın koyuyor, çay koyuyor, ısıtıyor, bardağı koyuyor vesaire. Bütün yani şunun sofraya gelmesi bile bir aklın gereği, sonucu ise bu kainat, bu evren boşuna mı yaratılmış Allah aşkına? Hadi Allah'ın varlığına inanıyorum ama peygamberler ne yaptılar sana? Peygamberler sana insan öldür, yok et, tahrip et, tahrif et, hırsızlık yap, kara borsacılık yap, efendim işgal et, yık, efendim berbat et, her tarafı tarumar et mi dedi peygamberler? Hidayete çağırdılar, güzelliğe çağırdılar, aklını kullan dediler, Allah'ı tanıttılar. İnsanın vicdanını tanıttılar. Haramın kötü olduğunu öğrettiler. Helalin iyi olduğunu öğrettiler. Dürüst ol dediler. İntizamlı ol dediler peygamberler. Nasıl peygambersiz bir hayat düşünebilir? Akıl alması mümkün değildir. Onun için abartılı şeylere itibar etmeyiniz. Yok efendim ateizm çoğalmış da deizm çoğalmış. Her yerde mutlaka bütün dünyada savrulmalar var. Ama Müslüman Türk genci dinine, Allah'ına, peygamberine son derecede bağlıdır. Bir iki düşünce yoğunluğundan hareketle bütün bir gençliği töhmet altında bırakmaya çalışmak büyük bir akılsızlık ve eğer kasten yapılıyorsa onun adı ayrı olur. Bir algı, bir sistem oluşturalım. Bir böyle moda, inkarcı modası oluşturalım. Oradan ne koparabiliriz? Ne koparacaksınız? İnsanları inançsız hale getirseniz ne elde edeceksiniz? Dünyanız da berbat, ahiretiniz de berbat olacak. İnanmıyorsunuz. Öldüğünüz gün inanacaksınız. Öldüğünüz gün perde sıyrılınca göreceksiniz. Onun için peygamberler hep güzel söylediler. Hep doğruya çağırdılar. Sahili selamet, kurtuluş yolu peygamberlere, kitaplara ve peygamberlere sığınmaktır. Allah bizi o yoldan ayırmasın inşallah. Ey Allah'ım, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, fayda vermeyen ilimden, her türlü iftiradan ve şerden, haramdan, musibetten, riyadan, gösterişten ve diğer bütün sıkıntılardan ya Rabbi sana sığınırım, çaresizlikten sana sığınırım, acizlikten sana sığınırım, son nefeste imansız ölmekten, yani bırak son nefesi hiç Allah'ı hatırlamayan insanlar var, yazıklar olsun diye insan üzülüyor onlar için. Ben hayatım boyunca dinle ilgili hiçbir endişem olmadı. Allah'ın dini zarar görür. Allah'ın dini zarar görmez. Allah dileseydi hepimizi robot yaratırdı. Kalkar kalkmaz secde ederdik. Halbuki o istedi ki aklımız ve beynimizle onu bulabilelim. Allah'ın dinine bir şey olmaz.
Allah dinini yayacak olan birilerini gönderir, dinine sahip çıkar, dini yaşarlar kıyamete kadar. Olan bize olur. Taş bizim başımıza düşer. Yoksa biz elhamdülillah dinimizden, peygamberimizden, onların geleceğinden bir gramlık, vallahi bir gramlık bir endişem yok benim. Dinin sahibi Allah'tır, biz değiliz. Biz dine bağlanarak kendimize bir yol çizmeye, bir hidayet bulmaya gayret ediyoruz. Evet, cehennem azabından, kabir azabından, imansız ölmekten, ahiret azabından sana sığınıyoruz ya Rabbi. Arkadaşlar bu duayı bir daha rica etsem, baştan bu son derece güzel bir dua, onu yeni baştan alalım. Ey Allah'ım, ürpermeyen kalpten, bunu siz de evinizde lütfen söyleyin, hep beraber söyleyelim. Ben burada, siz de evinizde. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, fayda vermeyen ilimden, her türlü iftiradan ve şerden, haramdan, musibetten, beladan, riyadan, gösterişten, son nefeste imansız olarak ölmekten, çaresizlikten. Çaresizlik bazen insana yanlış şeyler yaptırabilir. Onun için Rabbim hiçbirinizi, hiçbirimizi hiçbir konuda çaresiz bırakmaz. Acizlikten Allah'ım sana sığınırım. Son nefeste imansız ölmekten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Ahiret azabından sana sığınırım. Efendim, bu duaları da yapalım. Bu dualarla Allah'a sığınalım ve insanların dinine zarar vermeyelim. Yani bazen insanlar, özellikle bazı ilahiyatçıların daha dikkatli olması gerekiyor. Biri kalkıp Hazreti Meryem'e bühtanda bulunabiliyor. İnsanda bir insaf, bir edep, bir Allah korkusu, bir haya olmalıdır yani. Din adamlarının gayesi insanları Allah'a çok bağlamak olmalıdır. Peygamberlere daha çok bağlamak olmalıdır. Soğutmak değil. Bunu yaptığımız zaman kendimize de, dine de, mesleğimize de, irfanımıza da, imanımıza da zulmetmiş oluruz. Bu konularda herkes ağzından çıkacak şeyleri 10 defa tartmalı, 1 defa konuşmalıdır. Bu konularda dikkatli olmak gerekir. Gün eğer şunu yaparsak tehlikenin tehlikenin butonuna basmış oluruz. Ne yapacağız? Efendim sürekli felsefeciler, kelamcılar, efendim problemleri çözmek değil, problemleri gündeme getiren düşünceler eğer sürekli ekranlarda olursa, dinin yerine felsefe konmaya çalışırsa, akıl efendim vahiden de, peygamberlerden de, haşa Allah'tan da üstündür gibi bir safsatanın içine girilirse, netice itibariyle tabii ki inancından şüphe eden gençler çıkabilir. Gençler temiz, durun, nezih, tertemiz bir gençliğimiz var ama onu bozmaya, onları tahrip etmeye, hezeyanlarla meşgul etmeye kimsenin hakkı yok. Herkes ayağını denk almalı ve Allah'tan korkmalı. Bizim işimiz ne olmalı? İnsanlara ümit vermek, umut vermek, doğruyu söylemek tabii ki. Din doğru, din yanlış söylemez ki. Kardeş yapmak insanları, birleştirmek, kucaklaştırmak, şerre engel olmak, yapmamız gereken bu. Bunu yapmazsak bundan dolayı da sorumlu oluruz Allah katında diye ifade edeyim. Efendim bir görüntümüz var. O görüntümü sizinle paylaşalım. Sonra devam edeceğiz bakalım inşallah. Esselamu aleyküm Profesör Nihat Hatipoğlu. Lekas selam min Lübnan ve min eşşa'b Lübnani. Ve tahiyyati lakum ve li cami' ahali Türkiye. Şükran lakum. Nihat Hoca, seni seviyoruz. Halo, mahaban Profesör Nihat Hatipoğlu. Hello, I'm a visitor from Norway. Esselamu aleyküm Nihat Hatipoğlu. Merhaba Nihat Hoca, seni seviyoruz. Selamu aleykum Nihat Hatipoğlu. Halo Profesör Nihat Hatipoğlu. Nihat Hocam, selamu aleykum from Spain. Adios. Güzel, güzel, güzel. Bizden de hepsine çok çok bir daha izleyelim. Evet, dünyanın her tarafından. Tabii bizi izleyenler var, bilenler var. Medyadan duyanlar var. Ama en azından sevgilerini gülümseyerek belirtiyorlar.
Ben ekibimizden hepsine de teşekkür ediyorum. Bir daha dinleyelim. Filistinli bir kardeşimiz bize dua etti. Teşekkür etti tabii ki. Esselamu aleyküm Profesör Nihat Hatiboğlu. Lekas selam min Lübnan ve min eşşa'bi Lübnani. Ve tahiyyati lakum ve li cami' ahali Türkiye. Şükran lakum. Nihat Hoca, seni seviyoruz. Halo, mahaban, Profesör Nihat Hatiboğlu. Hello, I'm a visitor from Norway. Assalamu alaikum, Nihat Hatiboğlu. Merhabat Nihat Hoca, seni seviyoruz. Selamu aleykum, Nihat Hatiboğlu. Halo Profesör Nihat Hatiboğlu. Nihat Hocam, selamu aleykum from Spain. Adios. Teşekkür ederim. Şimdi Sultanahmet Meydanı'nda zaman zaman ben de dolaşıyorum. Ramazanlarda sunduğumuz yere gelince insanların, tabii arkadan yürüyorum, insanlar beni görmüyor. Tabii oraya bakıyorlar. İşte hocamızın program yaptığı yer, inşallah bir daha olur diye böyle sürekli orayı işaret ediyorlar. Tabii ki biz de bunu, bu bizi mutlu ediyor tabii ki. Bir insanın en mutlu olduğu an nedir? Allah'ı sevdirmek, peygamberi sevdirmek, dini sevdirebiliyorsak, en azından kötü niyetli insanlara engel olunabiliyorsak sözlerimizle, bundan daha büyük bir şeref, bundan daha büyük bir onur zaten olamaz. Yoksa ben şuna bakarım, çok konuşmaya değil, şunu yaptım, çok biliyorum, çok alimim, ben allameyim filan. Havada uçsan ne olacak, denizin üzerinde yürüsen ne olacak? Önemli olan kaç kişi kurtardın, kaç kişiyi içkiden vazgeçirdin? İçki içenleri küçük görmüyorum, onlara hakaret etmiyorum asla. Ama inşallah kurtulurlar diye ümit ediyorum. Kaç kişi kumardan kurtardı, kaç kişi kavgadan kurtardı, kaç kişi inançlıktan kurtardı? Kaç kişiye dürüstlüğü öğrettik, kaç kişiye samimi olmayı öğrettik, kaç kişiye namazı başlattık, kaç kişiye orucu tutturduk, kaç kişiye hanımına da iyi davran dedik, kaç çocuğu baskıdan kurtarmaya gayret ettik, kaç kişiye sevgi aşılamaya çalıştık, kaç kişinin kalplerinde bir merhamet duygularını kabarttık. Ben ona bakarım. Yani sokağa bakarım, çarşıya bakarım, caddeye bakarım, evlere ne kadar etkimiz oldu ona bakarım. Çok şey biliyorum, allameyim ben, alimim. Yani şeytandan daha büyük bilen yoktu. Ama kibirinden dolayı şeytan oldu gitti. Meleklerin başında, cinlerin başında, meleklerin başında olmasına rağmen şeytan oldu gitti. İlmi yetmedi ona. Samimiyet. Elinden geldiği kadarınca bilerek hata yapmamak. Allah hepimizi affetsin. Yoksa içimizde günahı olmayan kimse yok ki. Herkesin günahı vardır. Evet, bir görüntüyle bir görüntü daha alalım bakalım. Affet canım benim, halim yaman Allah'ım. Affet canım benim, halim yaman Allah'ım. Refet canım benim, medet aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Teşekkür ediyoruz. Kardeşimizin eline yüreğine sağlık. Hayrettin Tokati Hazretleri Bolu'da. Yani Ankara'dan düzeltiyorum. İstanbul'dan Bolu'ya giderken, Ankara'dan gelirken onun mezarı yani şu anda çevre yolu oradan geçmiyor tabii. Ona uğramak istiyorsanız efendim Abant'tan çıkmanız gerekiyor. Eğer çevre yolundan gidiyorsanız Abant'tan gidip Ankara'ya doğru yine dönmeniz gerekiyor. Birkaç kilometre sonra sol tarafta Hayreddin Tokati. Ben gittim, gördüm, ziyaret ettim yıllar öncesinde. Son derece manevi, huzurlu bir yerdir. Halveti Şeyhi'dir.
Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri ile de şeyhlik müritlik irtibatları vardı. İşte 937 Hicri miladi 1530 tarihlerinde yaşamış. Gerçekten büyük bir Allah dostu, kalveti şeyhi olduğunu ifade etmiştim. Hayreddin Tokati Hazretleri, onun mezarına uğrayın, bir Fatiha okuyun hem kendinize hem de ona. Bir veteremizle onu tanıtmış olalım. Bolulların çok uğraması lazım oraya. Ben gittiğimde uzaktan gelenler çok oluyor bazen ama çoktandır gitmediğim için tabi bilemiyorum. Ama baş tacı edilmesi gereken büyük zatlardan biridir Hacı Hayreddin Tokati Hazretleri. Veteremizde bakalım ne anlatmışlar. Hocam, Bolu Hayreddin Tokadi Türbesi'ndeyiz. Yanımızda dernek başkan yardımcısı Tekin Durmaz Beyefendi var. Burayla alakalı şimdi bize kendisi bilgi verecek. Hoş geldiniz. Tokadi Hayreddin Efendimiz 500 yıl önce burada yaşamış, dergahını kurmuş. Kendisi halvetidir. 1950'lerin sonunda, 60'ların başında bizim de kendi Şeyh Efendimiz olan Muhyiddin Efendimiz maneviyatta, rüya aleminde Tokadi Hayreddin Hazretlerimizi görüyor. Evlat diyor, benim tekrar gün yüzüne çıkar diyor. Zaman aşımından dolayı da burada savaşlardan dolayı da dergah kaybolmuş. Ama rüyada gördüğü işaret baş taşları olsun, bazı ibareler olsun. Şeyh Efendimiz bunu görüyor. Evet diyor, ben diyor şahitim diyor. Tokadi Hayreddin Hazretlerinin kabristanı burası da, siz şahit misiniz diyorlar. Evet şahitsiniz hocam diyorlar. Ve o tarihten itibaren de Vakıflar Genel Müdürlüğü de kayda girmiş oluyor. Bugünkü, şu anki kabristanı. Buradan geçerken her sefer ziyaret ederim. Ziyaret etmeden geçmem yani. Bu zat çekiyor zatinden ama içinde bir cıvılcım varsa, varsa içinde bir heves varsa, bir Allah dostunu ziyaret etmem varsa muhakkak ki uğrarsın buraya. Epeyden beri pandemiden dolayı gelememiştim ama bugün sabah kalktım. Ben bugün Tokadi Hazretlerine gideceğim dedim. Beni orası çağırıyor. İki gece evvel de böyle bir rüya görmüştüm. Rüyamda böyle hep pirinç çuvalları falan gördüm. Uzun bir yollar gördüm. Bir fırtınalar gördüm. Ha, ben buraya dedim gitmem lazım. Sabah namazını kıldıktan sonra hiç uyumadım. Buraya gelmeyi düşündüm. Her zaman gelirim. Geçen hafta da geldim. Önce peygamberlerimize, sonra Hayreddin Tokadi'ye, sonra kendimize, işte çoluk çocuğumuza, her şey için ettim mi dualar kabul oluyor. Buradaki yenilen yemekler bile faydası var yani. O kadar suyu bile o kadar güzel. Yani buraya, buranın şeyi çok güzel. Anlatılacak gibi değil yani. Yaşamak lazım. Çok güzel bir yer. Tekin Bey, bir rivayete göre bu ağacın buradan kesildi ve sonraki zamanlarda tekrar buradan çıktığı söyleniyor rivayete göre. Bu ne kadar doğru? Bunu siz anlatır mısınız? Mescid yapılıyor, ilk mescid. Sonra bu mescidi yetmeyincisi biraz daha genişletilin demişler. Genişletincisi bu ağaç varmış burada. Tokadi Hayreddin Hazretleri de rüyada görüyor. Burada bir türbeler bir amcamız vardı, rahmetli oldu. Onun rüyasını görüyor Hazret. Diyor ki evlat diyor, ağacı kesmeden yapın, genişletin diyor, söylüyor. Ona göre ağacı kesmeden bir şekilde gene bu camiyi büyütmüş oluyorlar. Yani ağaç hiçbir zaman kesilip de yeniden bitmiş veya herhangi bir şey yok. Hiç kesilmeden olduğu gibi duruyor. Evet. Mevlam mekanını cennet eylesin inşallah Hayreddin Tokadi Hazretleri'nin. Bizlere şefaatçi kılsın bu büyük zatları inşallah. Şunu söyleyeyim sizlere, çok rahatça söyleyebilirim. Büyüklerin mezarları yaşayanların sözlerinden daha etkilidir. Büyüklerin mezarları bile, sadece mezarları, mezar taşları bile bin vaizden çok daha etkilidir. Bu niye böyle? Çünkü samimiydiler de onun için. Şimdikler samimi değil demiyorum yani, o sözümden o sonuç çıkmasın ama büyüklerin mezarları yaşayanların sözlerinden çok daha etkili ve size söyleyeyim bin hatipten, bin vaizden daha ağır geliyor sözleri. Sadece görüntüleri, gidip orada
sükunetle, yani sadece tefekkürle oturun, yarım saat almanız gerekeni alırsınız. Yani savrulmamak budur yani, maneviyatla. Mesela Kabe'ye oturuyorsunuz, Kabe'nin etrafında. Kabe taş, biliyorsun. Saatlerce Kabe'ye bakıyorsun, doyamıyorsun yani. Peygamberin mezarına, o yeşil kubbesine, yeşil kubbe bu taş. Bir saatlerce bakıyorsunuz, doyamıyorsunuz. Onun için kurtuluşu sağda solda aramak yanlış, kurtuluşu kalbinizden arayın. Kalbinizin sahibine, Allah'a yönelin. Allah'ı zikredin. Allah'ı takdis edin. Allah'ın peygamberlerine salatü selam getirin. Bunu yaparsanız çıkış yolu bulursunuz. Yoksa yanlışın içerisinden yanlışa girmiş olursunuz. Ben size şöyle bir şey paylaşayım. Yani Allah için bir şey yapmak gerekiyor. Allah, sahabi aktarıyor, Allah kıyamet günü bir topluluğu diriltir. Onların yüzleri, Allah'ın dirilttiği yüz, o kişilerin yüzleri böyle nurdan daha parlak. Hadisler ifade ediyor, Heysemir ifade ediyor. Böyle inciden yapılmış olan minberler üzerinde oturtulurlar. Ve bütün insanlar onlara gıpta ederler. Böyle yüzleri nur gibi, kıyametin dehşetinden, azabın dehşetinden, terazinin dehşetinden böyle korunmuş şekilde böyle inciden olan minberler üzerinde otururlar, kürsüler üzerinde otururlar. İnsanlar onlara gıpta ile bakarlar. Bunlar peygamber değiller. Sahabi zannediyor ki peygamberler bunlar. Hayır, peygamberler değil bunlar. Bunlar şehitler de değiller. Demek ki peygamber ve şehitler de benzeri bir şey yaşayacaklar. Peygamberler de, şehitler de benzeri bir hal yaşayacaklar. Ama bunlar peygamber olmadıkları gibi şehit de değiller. Bunu duyunca peygamberimizden orada bulunan bir bedevi, yani peygamberimiz diyor ki yüzleri nur olacak, parlayacak mahşerde. Sıkıntılardan emin olacaklar. İnsanlar onlara gıptayla bakacaklar. Ama bunlar peygamber değil, şehit de değillerdir. Peki kim bunlar? Oradaki bir bedevi bunu deyince hemen dizi çöktü, dedi ki Allah'ın peygamberi ne olur bize bunları anlatsana. Kim bunlar? Yani bu kadar değerli olan kimlerdir? Bakın peygamberin cevabı ne? Onun için zikir ve muhabbet çok önemli. Allah için sev. Menfaatin için, geleceğin için, mevki makam için seviyorsan yalancısın. İnsanlara merhamet et, sana iyi desinler diye değil. Hayır, Allah için iyi desinler diye. Hayatımız insanlara Allah'ı tanıtmak, hayatımız insanlara dürüstlüğü, temizliği, peygamberi tanıtmakla geçmeli. Mükemmel olmayabiliriz, yanlış olabiliriz. Yığınla kusurumuz, günahımız var. Ama bu doğruyu söylemeye engel değildir. Şöyle dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar çeşitli kabile ve aşiretlerden, beldelerden olup Allah için birbirini seven ve Allah'ı zikretmek için toplanan ve Allah'ı ananlardır. Zikir çok önemli. Uzkuruni uzkurkum. Beni anın, ben de sizi anayım. Allah'ım sen beni nasıl anacaksın? Ya Rabbi kurbanın olayım. Ben kimim ki sen beni anacaksın? Böyle dediğinizi duyar gibi biliyorum. Hocam ben kimim, Allah beni anacak? Allah'ın cömerti bundan ortaya çıkıyor zaten. Biz kibirimizle anmayız kimseyi ha. Sen beni anlat da ben seni niye anlatayım? Adam Hazreti Muhammed'e salatü selamdan rahatsız oluyor yahu. Adamı övsen bin böyle döner, böyle topaç gibi döner. Onu övecek iki kelime yazsan. Ama peygambere salatü selam getiriliyor diye rahatsız oluyor. Yahu peygambere salatü selam getirmeyeceğiz be kardeşim. Kime getireceğiz Allah aşkına? Ya insaflı olmak gerekir. Peygamberi elbette ki, peygamberler elbette ki onları sevgiyle anacağız. Allah'ı zikredeceğiz, anacağız. Sordu sahabi, Allah bizi nasıl anacak ya Rabbi, ya Resulallah? Şöyle buyurdu. Sizden daha hayırlıların yanında sizi anacak. Ne demek o? Meleklerin yanında anacak. Diyecek ki ben bu kulumu sevdim. Şu kullarımı sevdim.
siz de onu sevin dedi. Zaten öyle dedi. Allah bir insanı sevdi mi meleği çağırıyormuş. Diyormuş ki ey melekler ben bu kulumu sevdim, Ahmet'i sevdim. Siz de onu sevin. Sevdik ya Rabbi, sen sevdin, sevdik onu. Onun sevgisini insanlara yayın. İnsanlar da onu sevsinler diyecek ve insanların onu sevmesini sağlayacaklar. Onun için gelin kalbimizi yeniden yoklayalım. Yanlışlardan, kötülerden, kötülüklerden uzak duralım. Bir ilahi dinleme zamanımız geldi. Abdurrahman. Eyvallah hocam. Hadi söz sende bakalım. Tamam. Yakup Aleyhisselam'ın ve oğlu Yusuf'un güzel hikayesi, dokunan, yüreğe dokunan bir hikaye. Yıllarca uzak kalır, 30 yıldan fazla peygamber Yakup oğlunun farkında olmaz, hisseder. Gün gelir, evlatları Yusuf'un yanına gelecekken kardeşleri Yakup gömleği çıkarır. Gömleği çıkarır, oğluna verir, götürür der. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gömleğini çıkarır ve der ki al şu gömleği. Babama götür yüzüne sürerse onun körlüğü kaybolacak. Kardeşi Yusuf'un kokusunu duyamaz taşıdığı gömlekten ama baba inni le ecidu riha Yusuf levle en tufennidun der ki yani gömlek 3000 kilometreden Yakup'a doğru gelirken Yakup der ki beni bunamışsın demeyecek olsaydınız diyecektim ki ecidu riha Yusuf Yusuf'un kokusunu duydum diyecektim diyor. Biraz sonra hakikaten Yusuf'un gömleği geliyor. Yüzüne sürdüğü zaman da Allah gözlerini açıyor. Muhabbet, muhabbet, muhabbet. Aşk, aşk, aşk. Bize bunları hepsini hatırlatıyor. Evet efendim sorular var. Hazreti Tokati Hazretleri'nin türbesinin oradan sorularımız var. Soruları alalım bakalım.
Nihat Hocam, cam büyütüldükten sonra ilk mescidin kubbesi caminin içerisinde kalıyor. Buraya gelen bayan ziyaretçiler elinde görmüş olduğunuz şu tesbihi şöyle yukarıya atıyor. Eğer tesbih yukarıda kalırsa dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Ama tesbih yere düşerse dileklerinin kabul olacağına inanmıyorlar. Bu ne kadar doğru? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Bu tabii doğru bir bakış tarzı değildir. Yani türbeler bu amaçla kullanılmamalı. Mübarek bir Allah dostu, ona inanıyoruz, ona dua ediyoruz Fatiha'mızı. Sonra kendimize okuyoruz ve şunu diyoruz orada. Allah'ım bu zatın senin katında bir kıymeti varsa ki olduğuna inanıyoruz. Onun bereketinden bizi mahrum etme ya Rabbi diyoruz. Yapmamız gereken en doğru şey efendim bu olur. Bunun dışında bir şey yapmak, işi tesbihe bırakmak doğru değildir. Mezarlar, türbeler, büyük zatların mekanları, oturdukları yerler, gömüldükleri yerler, makam diyoruz. Eğer orada durmuşsa yaşamış ama orada gömülmemişse makam diyoruz. Eğer gömülmüşse orada türbesi diyoruz. Efendim bu tür şeyler için kullanılmamalıdır. Tesbih bu konuda belirleyici değildir. Devam edelim. Hocam arkamda görmüş olduğunuz kubbe haricinde karşımda görmüş olduğunuz bir ağaç var. Buraya gelen bayan ziyaretçiler ağaca dokunarak dileklerde bulunuyorlar. Bu dilekler ne kadar doğru? Böyle dilek dilemek ne kadar doğru? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Yani yapılması gereken şu, ağaca dokunmak suretiyle çivit takarak, çaput bağlayarak, efendim ağaca ne bileyim başörtümüzü veya elimizdeki mendili sürerek... Bunları yapmak doğru şeyler değildir. Ama şu ağacın tarihi çok eski bir ağaç olabilir. Belki birkaç yüzyıllık olabilir. Kesilmiş, bir daha çıkmış, bir daha çıkmış olabilir. O zatların yaşantılarının bulunduğu bir döneme rast geliyor, gelen bir ağaç olabilir. İnsan oraya sevgiyle bakar tabii. Mesela Ali Semerkandî Hazretleri'nin bulunduğu mezarlıkta, Ankara'da. Efendim, orada hakikaten... Ali Semerkandî Hazretleri'nin altında Hazreti Ömer'in soyundan gelen bir Allah dostu ders verdiği, talebe yetiştirdiği bir ağaç var öyle. Kökleriyle muhteşem bir ağaç. Oraya bakınca gıptayla bakıyorsunuz. Sevgi orada sanki damlıyor. O ağacı kutsallaştırmak değil. Çünkü böyle bir problem olduğunda ağacı kesmek gerekir. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in bir zaman altında dinlendiği ağaca çok fazla rağbet olduğunu görünce ağacı kestiriyor Hazreti Ömer. Yani orada bir tapınma ihtimaline dahi bu tevhid dini müsaade etmiyor. Muhabbet ayrı şey, işi başka bir noktaya çekmek ayrı şey. Bunları ayırmak gerekir. Ama bu bir muhabbet ama ağaca dokunarak oradan böyle bir dilek dilemek doğru değildir. Ağacın o konuda haberi yok. Ağaç Allah'ı zikreder, sen de orada Allah'ı zikret. Şunu dersin ya Rabbi. Ben buraya geldim. Hayreddin Tokati Hazretleri'nin bir Allah dostu olduğunu biliyorum. Efendim bir tarikat şeyhi, yani tasavvufun büyüklerinden bir büyük zat. Halveti üstadlarından, şeyhlerinden biri. Allah'ım onun senin yanında kıymeti olduğuna inanıyorum. Onun bereketinden de bizi mahrum etme. Bitti. Buna hiçbir sakınca yok. Hadislerde tevessül dediğim şekilde, tevhide dokunmayacak şekilde bir tevessül, bereketlenmek dinen sakıncalı değildir. Dediğim ölçüler içerisinde elbette ki. Evet, şimdi Eyüp Sultan'a girelim. Eyüp Sultan'dan bir görüntü paylaşalım, bakalım. Meliha teyzeciğim, nereden geliyorsun? Cuma'dan geliyorum, dualarımı yapmaya çalışıyorum. Daha ziyaretime girmedim. Çok şükür Allah'ıma, dualarım çok güzel oluyor, Allah kabul ediyor. Ve bütün dualarımızı hepimizin Allah kabul etsin. Rabbime şükürler olsun. Meliha teyze, kaç tane evladın var? Üç evladım, üç oğlum, bir kızım var. Kızımın yanında kalıyorum. Ama biraz anlaşamıyoruz para hususunda. Onun için idare ediyorum evlat diye. Ne yapayım? Evlat bulunmuş. Gel ve lakin işte evim, yuvam yok. Yuvasız kaldım. Evladıma yuva verdim. Kendim yuvasız kaldım. Olmuşum şimdi bir yuvasız kuş. Allah yardımcın olsun be teyze. Elbet Rabbim bir yerde inşallah. Evlatlarım var ama hiç hayır görmüyorum. Hiçbir yardım.
yıldır gözümün ne ayol Almanyalı tam. Ama Kemalburgaz'dakinden mutluyum, çok mutluyum. Sultan Küflü'ndekinden konuşmuyorum, hemen hemen 2 sene var. Ne bayram, ne Ramazan, ne kandı, hiç ondan bir hal beklemeyeyim ki ona kapı açtım diye. Ama ben Allah'a kapı açtım. Rabbime şükürler olsun. Hiç olmadı öldüğüm zaman bir cennet kapım olsun. Bana yeter. Sen evlatlarına hakkını helal ediyor musun? Etmem olur mu? Onlar ne dostu benim evlatlarım. Nihat Hatipoğlu hocamıza ne söylemek istiyorsun teyzeciğim? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Her zaman için dualarını bekliyorum. Her zaman için televizyonda seni seyrediyorum. Onun için çok mutluyum. Sana hayırlı günler diliyorum. Allah sana cennet kapısı açmak nasip etsin. Rabbim bütün kullarına cennetimizi nasip etsin. Hepimize bizlere Allah cennet kapısı açsın. Günahlarımız çok ise Rabbim bağışlayıcı sensin. Nihat hocamız için de elini öpüyorum. Ömür çok şey olsun. Için. Evet, bazen bizim mesleğimizin yaptığımız şeyin en zor şeyi tarafı budur. Bazen burada konuşmuş olmaktan utanıyoruz. Çünkü burada konuşmayı, dini anlatmayı bile layık değiliz. Gelmerken böyle görüyorum. Hiç bunu söylerken de samimi ve yürekten konuşuyorum. Kimseye de ya hoca böyle düşünüyormuş desinler diye umurumda değil tabii ki. Hakikaten yani... Bir şey yapamıyoruz bazen, yapamadığımız için üzülüyoruz. Şimdi ne diyor? Tezem, biri fani, ben diyor yuvamı verdim, yuvasız kaldım yani. Sözün bittiği yer burası. Bundan sonraki sözlerin anlamı yok yani. Onun için bazen işte burada oturmuş olmaktan ben şahsen kendi adıma sıkılıyorum, utanıyorum yani. Yani acaba ne yapmamız lazımdı bu tezemizin? Bu teze bir örnek. Bu tezem gibi çok teze var yani, biliyorum. Onların sıkıntılarını, üzüntülerini. Yani evsiz kalmaktan çok, şimdi kızında duruyormuş. Evsiz kalmaktan çok, evsiz bırakılmış olmaktan dem vuruyorum. Yarası o. Evladım bana bakmadı, yara o. Yoksa dışarıda kalmak, o işin ayrı boyutu. Diyelim ki belediye sahiplenir. Devlet sahipleniyor, bir yuva açar, oraya yerleştirir bu teyzemi. Ama o yara iyileşmez. Evladın vurduğu yara hiçbir şeye. Ne dedi? Ben yanlış anlamadıysam hakkımı helal ediyorum dedi, değil mi? Hakkımı helal ediyorum dedi. Adam annesinin ölümüne sebep oldu. Değil mi? Hatta annesini öldürdü belki. Bir gün mezarlıktan geçerken yattı çıktı belki. Yıllarca yattı çıktı belki. Annesinin mezarın yanından geçerken ayağı taşa takıldı. Tökezleri düşecekken mezardan ses duydu denir. Oğlum dikkat et, bir tarafını yaralayacaksın. Anne bu. Ama ne yazık ki bir anne bir baba 10 evladı doyurur. 10 evlat bir araya gelip bir anne babaya evlatlık yapamaz. Doyuramaz onu. Ne kadar üzüntü verici. Ne kadar rahatsız edici. Ne kadar... mutsuz edici. Meliha teyzemizin ellerinden öperim. Arkadaşlara da teşekkür ederiz. Benim adıma en azından ellerini öptükleri için, duasını aldıkları için Meliha teyzemizin ve bilmediğimiz Meliha teyzelerin gözyaşlarını dindirelim arkadaşlar. Allah için bir şeyler yapalım. İlla ki millet herkes bilsin, duysun diye değil. Kimsenin bilmediği, duymadığı şekilde gidip onları bulalım. Kapınıza gelen değil, kapısına gireceğinize verin yani. Kapınıza gelen kendine geliyor. İyi niyeti, kötü niyeti, yalan doğru bilmiyorum. Ama siz kapınıza gelmeyenin kapısına gidin, onları bulun, onların duasını alın. Size efendim merhametle muamele etmelerini dinleyin, duasını alın. Bir görüntümüz var, bakalım. Z kuşağı niçin Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu dedi?
Zaten Z kuşağı olarak da takip ediyoruz yıllardır. Ben küçüklüğümden beri hatırlıyorum zaten televizyonlarda olsun. Sultanahmet Meydanı da geliyordum ailemle birlikte. Gerçekten samimi bir anlatımı var. Seviyoruz ailecek de. Bence Z kuşağına çok güzel örnek oluyor. Kendisi hem objektif bir biçimde dini anlatıyor hem de daha yumuşak bir dille anlatıyor. Yani kimseyi yargılamadan, kimsenin dini yönüne bir laf yapmadan kendisi dini daha uygun bir dille anlatıyor diyebilirim. Profesör kimliğinden de kaynaklandığı için zaten araştırmacı bir kişiliği de olduğundan dolayı hem gelen o sert sorulara karşı daha objektif ve daha yumuşak bir dille açıklama yapıyor. Hem de araştırmalarına dayanarak konuştuğu için bizim için daha realistik bir bakış açısına sahip olmamıza neden oluyor. Z kuşağı sizi gerçekten çok seviyor Nihat Hocam. Büyüklere ve küçüklere aynı şekilde saygılı ve sevgili bir şekilde konuşuyor. Kalp kırmadan bize doğruları söylüyor ve daha samimi geliyor. İslamiyet ve Müslümanlığı diğer hocalara hitaben daha güzel ve daha iyi anlatıyor ve konuşması çok daha samimi geliyor. Bizler Z kuşağı olarak kendisi bize daha güzel hitap ediyor. Ben böyle düşünüyorum. Bize kurduğu cümleler daha açıklayıcı oluyor. Kafamızdaki soruları daha çok yanıtlamaya yönelik oluyor. Bizi düşünerek hareket ediyor. Bize anlamadığımız çoğu konuda bize destek oluyor. Bize daha anlaşılır yaklaştığı için biz Nihat Hoca'yı tercih ediyoruz. Daha sıcakkanlı bir hocamız, daha sevecen bir hocamız. Ben mesela onu hiç görmediğim halde karşımda onu görsem rahatlıkla yanına gidip sorular sorabilirim. Cevaplayacağına inanıyorum. Bir farklılık yok aramızda. Aslında o da normal bizden biri. Bize öyle yaklaştığı için biz onu... Seviyoruz ya hocamızı. Baş tacı ettik öyle diyelim. Baş tacı ettik onu. İyi ki varsın hocam. Özellikle çok yakın hissediyoruz kendimizi. Çünkü Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan falan ulaşabiliyoruz. Yani diğer hocalara falan ulaşamıyoruz genellikle. Yani onun için Nihat Hatipoğlu hocamıza çok yakınız. Yani çok ısındık biz ona. Biz Z kuşağı olarak Nihat Hoca'nın çok samimi olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten çok cana yakın bir insan olduğunu düşünüyoruz. Verdiğimiz sorularımıza da çok iyi cevap veriyor. Hiç bizi boş bırakmıyor sağ olsun kendileri. Kendisi çok samimi ve cana yakın. Sorulara verdiği yaklaşım olsun. Garipsemeden kendince güzelce cevaplar veriyor ve bizi kendine çekiyor. Nihat Hocam sizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vallahi çok güzel şeyler söylediniz. Ben layık değilim o kelimelere. O güzel kelimelere layık değiliz ama yani gençlerin bizi sevmesi, sözlerimizi cana yakın hissetmeleri beni sevindiriyor, umutlandırıyor gelecekle ilgili. Gençlerimizin dinden uzaklaştığını zanneden, yanlış düşünenlere karşı da gençler kendileri cevabı veriyor zaten. Gerekenleri söylüyorlar sağ olsunlar. Ben de sizleri seviyorum. Kulağınıza küpeniz de olsa, saçınız çok uzun da olsa, ne bileyim böyle kulaklık takıp yürürken seke seke yürürseniz de bizim evlatlarımızsınız, çocuklarımızsınız. Biz sizi dinden ve peygamberden uzaklaştırmak isteyenlerden çok binlerce kez daha size yakınız, samimiyiz. Sizi seviyoruz. Beraber cennette oluruz, beraber Allah'ın huzurunda oluruz, beraber peygamberin arkasında oluruz diye umut ediyoruz. Allah sizleri korusun. Rabbim bütün gençlerimizi ismi azam hürmetine korusun, muhafaza eylesin. Sevgili Abdurrahman, güzel oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Sevgili hocam, Ferdi ve ekibi. Sağ olasın hocam. Teşekkür ederim. Efendim, yeniden beraberiz. Peşembe akşamları saat 00:20'de. Cuma sabahları 8:30'da. Pazar günü saat 10'da buradayız. Allah sizleri var etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.